Of Feriha ya, of. Efendim? Şey, Gülsüm ben. Gülsüm? Feriha'nın Gülsüm yani. Ben şey diye aramıştım. Feriha'yı gördün mü? Yani çıkmıştı. Okuldaydı ama çıkmış olması lazım. Ya evet çıktı da geri geldi mi ki? Gülsüm ne oluyor? Ya önce senin arkadaşın nişan fotoğrafını görmüş, sonra Seher. Uf, ay ne diyorum ben ya? Ya Feriha evden apar topar çıktı. Benim onu bulmam lazım. Ne? Ne nişanı, ne diyorsun Gülsüm? Ah, geldi. Tamam, kusura bakma, hadi hoşça kal. Feriha. Bebek. Ne bakıyorsun? Katil! Katil! Pis katil. Katilsin sen. Sen öldürdün bebeğimi. Feriha. Mehmet. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Mehmet ne itmiş? İtmedim kimseyi, saçmalama ne olur. Feriha ne yaptın sen? Mehmet abi. Feriha ne yaptın? Ya bırak, ben bir şey yapmadım. Kardeşim misin lan sen benim? Ne yaptın sen? Mehmet abi ne olur. Mehmet. Feriha kardeşim Mehmet, misin? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Baba. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Yemin ederim öyle bir şey yapmadım baba, niye yapayım? Yeter! Yeter artık! Abi, vallahi gecenin kaçı oldu, bu çocuktan haber yok. Telefonlara da cevap vermiyor. Ben diyorum acaba Zehra'ya bir haber versin. Ne diyeceğim ben Zehra'ya ha? Gelinimiz düşük yaptı. Kızımızı suçluyor. Kızımızı oğlumuzun elinden zor aldın mı diyeceğim ha? Sen gittin gideli aile aile olmaktan çıktı mı diyeceğim ha? Ne diyeceğim? Vallahi abi kapandı odalara bu kız da. Ben yapmadım diyor. Yavrucak ağzından başka laf çıkmıyor abi. Ben bilmez miyim kanımı? Kıyar mı hiç? Kıymaz işte. Hmm.
Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Feriha ne yaptın sen? Mehmet, vallahi ben yapmadım. Niye yapayım ki böyle bir şey? Baba olacaktım lan ben. Mehmet, hadi ayakta duramıyorsun. Bak babam çok üzülecek, hadi. Hadi ver. Çekil. Mehmet hadi bak, merak edecek adam. Hadi canım. Çekil. Hadi Mehmet, Allah aşkına. Kardeşim misin lan sen? Mehmet ne yapıyorsun ya? Yürü içeri girelim, hadi. Hadi gel. Bırak. Mehmet. 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 Emir. Emir yardım et. Ne oldu? Yavaş yavaş. Dur. Ya. Karaciğerde hasar yok. Dikiş atılıyor. Bir iki saat müşahede altında tutacağız. Sonra çıkabilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok yoruldum. Keşke seninle konuşabilsem. Feriha yapmadım. Ama... Bana bir şey söyleme. Emir. Buna izin verme. Sana acımama izin verme. Düşürme kendini bu kadar. Efendim baba. Feriha neredesin kızım? Acildeyiz. Beni haberdar et. Tamam.
kız on numara mı götürmüş hastaneye? Aferin vallahi, kim tutmayan cins demiş. Ya Mehmet, şu haline bak. Ya sen benimle ilgileneceğine ben seninle ilgileniyorum. Niye? Ha bir de niye diye soruyor musun? Gittin kendini yaraladın, böyle yatıyorsun. Seher. Niye etti seni? Bunu gidip de o katile sorsana. Bana niye soruyorsun? Ya zaten beni sevmiyordu biliyorsun. Doğacak olan çocuğumu da sevmeyecekti. Bir fırsatını buldu, kurtuldu işte. Dün gece oğlunuzun bağırtısı bütün sokağa inletti Rıza Bey. Çok rahatsız edici bir durum. Haklısınız efendim. Çok özür dileriz. İyi de bu kaçıncı? Bu apartman sizin sayenizde silah sesi bile duydu. Bakın, herkes sizden şikayetçi. Bu böyle gitmez, haberiniz olsun. Eğer kendinizi toplamazsanız gereğini yapmak zorunda kalacağız. Hayırlı sabahlar efendim. Günaydın. Mehmet'i hastaneye siz yetiştirmişsiniz. İnsanlık görevi. Allah sizden razı olsun. Bir isteğiniz? Yok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Daha başımıza neler gelecek. Feriha. Canım, hadi ne olur biraz ya, ha? Mehmet bana inanmıyor. Ben içmedim onu. Bak buraya koyuyorum, yersin tamam mı? Hadi. Yok, yiyecek hali kalmamış kız. Perişan olmuş. Sanki o perişan da biziz. Ya ben burada çocuğumu kaybettim. Siz hala o katili savunuyorsunuz. Ağır ol bakalım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin, he? Katil dediğin benim kızım, benim evladım. Gitip giden çocuk da benim torunum. Bizim de canımız yani. Feriha, buraya gel. Söyle bakalım Seher Hanım. Kızım seni itti mi? Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Öyle söyledim demekle olmaz. Madem itti diyorsun, konuşacaksın. Neden itti? Kavga mı ettiniz? Açık açık konuş bakalım. Ya benim zaten canım yanıyor. Bir de böyle karakolda gibi hesap mı vereceğim? Vereceksin efendim. Madem katil diyorsun, hesap da vereceksin, ne olduysa onu da söyleyeceksin.
Yani ne bileyim, ben şoktaydım. Çok hatırlamıyorum. Yok canım. Sen ittiğini hatırlıyorsun da nasıl ittiğini hatırlamıyorsun, öyle mi? Ya artık ama biraz ayıp oluyor Hatice Hanım. Acılı kadına bu kadar da yüklenilmez ki canım. Karışma sen Hacer Hanım. Bu bizim bir aile meselemizdir. Ya çok hatırlamıyorum. Ne bileyim, benim bir an başım döndü. Ya bana ittirdi gibi geldi, arkamdaydı. Feriha, sen yengeni ittin mi? İtmedim baba. Benim kızım itmedim diyorsa itmedi. Anlaşıldı mı efendim? Gördün mü Seher? Kala kaldık el başımıza. Dakika duramam daha burada ben. Ben de durmamalı. Seher. Bana Seher deme. Vay! Görüyor musun sen, koynumuzdaki yılan nasıl zehirini kustuna gitti? Vay başıma gelen, Allah'ım sonumuz ne olacak? Hadi bizi neyse bırak bir kenara da Mehmet'in başı yanmış, ben onu anladım vallahi. Anne boş ver artık ya vallahi. Ya zaten Mehmet abim de gördü göreceğini ha? Gördü. Kızım bu erkekler böyledirler. Göreceklerini görürler, sonra da kendilerini yine kaybediverirler. Ye. Neyse, bırakın erkekleri. Hadi kalkın bakalım oğlu, hadi, hadi, hadi. Gülsüm. Merhaba, ben Gülsüm. Gülsüm diye açtın telefonu zaten. Dün aramıştın ya, kaydetmiştim. Tabii ya, doğru. Ben şey için aramıştım. Dün telefonu apar topar kapattım, kusura bakma. Yani Feriha iyi, merak etme demek için aramıştım. Bir dert vardı da başımızdan çok şükür kurtulduk. Gülsüm, biraz vaktin var mı? Süper ya. Peki, görüşürüz. Günaydın Levent Bey. Günaydın. Dün evde kötü bir şeyler olmuştu da Mehmet'le babam, yani kardeşimle babam bana inanmıyorlardı, artık inanıyorlar. Seni hiç bu kadar mutlu görmedim. Yani şimdi ben de böyle anlatınca anlamadınız tabii ama delirdiğimi düşünüyorsunuz herhalde. Yok canım, ne alakası var? Hiç öyle düşünmüyorum. Emir de inanacak. Başarabileceğimi biliyorum. Belki bu son şansımız olacak ama bu şansı ben yaratacağım. Kendini nasıl mutlu hissediyorsan onu yap. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Emir. Seni bekliyorum. İşletme kulübündeyim. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ya? Hala çalışmaktan bahsedebiliyor. Onunla çalışmaya gitmeyeceksin değil mi Emir? Görüşürüz Cansu. Evet, geldim. Hoş geldin. Feriha, dalga mı geçiyorsun?
Niye? Birlikte çalışmıyor muyuz? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Merak etme, konuşmaya çalışmıyorum. Bana acımak zorunda kalmayacaksın. Feriha, ne yapıyorsun? Birlikte çalışacağız işte. Artık iyileştiğine göre bunu yapabiliriz. Hemşireye anlatmaya çalışmayacağım. Sen dinlemek isteyeceksin. Bunu sinir harbine mi çevirmek istiyorsun? Tamam, nasıl istersen. Kalk, çalışmaya gidiyoruz.